Zirve boyunca da çok önemli insanlar konuştular. Ben bazılarını tanımıyordum, burada tanıdım. Onların da ne kadar önemli insanlar olduklarını detaylıca öğrenmiş olduk. Notlarım da cebimde kalmış. Biraz hocam üniversite ortamı olunca böyle kopya formatında hazırladım, daha hani uyumlu olsun diye. Evet, artık yani sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben aslında bugün çıkıp birazcık daha hani mutluluk içimizde gibi bir mesaj vermeyi düşünüyordum ama vazgeçtim çünkü herkes söyledi onu 2 gündür. Biraz daha böyle bir ters köşeden girmek istiyorum. Yani şunu düşünüyorum, ya hırsızın hiç mi suçu yok? Yani mutluluk bu kadar, yani bizim kafamızda, beynimizin içinde olup biten bir şey mi? Başkalarının hiç mi suçu yok diye düşünüyorum. Ya özellikle de bazı günler geçiyor gözümün önünden, sizin de eminim oluyordur. Sabah evden böyle çok mutlu bir şekilde çıktığınız, sonra tam böyle o mutluluk içinizden yükselip böyle dışa doğru yansıyacakken böyle tekrar içinize doğru geri kaçtığı böyle derinlere durumlar oluyordur herhalde. Yani özellikle iş hayatında bir psikiyatrın sunumunda dinlemiştim. İnsanların hayatının ilk dönemini anneleri, babaları, son dönemini de çocukları mahveder diye söylemişti. Katılıyorum yani bir ölçüde. Tam ortada kalan bölümü de iş hayatı sağ olsun icabına bakıyor gibi. Şimdi çoğunuz kurumsal şirketlerde çalışıyorsunuz. Belki mutluluğu, bağlılığı yönetmeye çalışıyorsunuz. Ya ama kabul edelim ki sadece kadın olduğum için yanımdaki erkek çalışma arkadaşımın benden daha fazla maaş aldığı bir ortamda ne yapayım yani, bakış açımı değiştireyim? Ya da işte bizi birbirimize düşürerek, bizi böyle kapıştırarak performans yaratmaya çalışan, rekabet kültürünü sürekli körükleyen, benim değer görme, bir işe yarama isteğimi, ihtiyacımı, duygumu manipüle eden bir yöneticiyle çalışırken yani pozitif olmaya mı çalışayım? İçime mi döneyim? Ya da şirketlerde çokça yapılan bir hata, böyle tam Great Place to Work anketinden bir ay önce bir anda happy hour'lar böyle bir artınca, ya da işte bu yıl içinde bizim için yapılanlar infografikler halinde yemekhanelere asılınca, yani asıl amacın ne olduğunu anlamamış gibi falan mı yapayım yani? Salağa mı yatayım? Ya da biz bir aileyiz falan konseptleri yapılırken, annem hastalandığı zaman mesai saatlerini hatırlatan böyle soğuk bir e-mail aldığımda, ya olsun aileyiz ama sadece o tarafa doğru, tek taraflı bir aile. Böyle mi diyeyim? Yani burada kabul etmek lazım ki böyle bir ortamda mutlu olmak söz konusu değil. Yani biz içimizden böyle bir mutluluk ışığı yükselecek olsa da o ışık böyle geri kaçıyor. O yüzden böyle bir ortamda mutlu olunamayacağı için de zaten paket değişti. Yani eskiden maaştı, sigortaydı. Ne istiyorsun? Ayın birinde maaşları yatırıyoruz. Ben hatırlıyorum, iş hayatına ilk başladığım yıllarda biz vergimizi ödüyoruz diye gururla anlatan kurumlar vardı ya. Vergisini ödemekle övünür mü insan? Tabii ki ödeyeceksin vergini. Sonraki yıllarda biz sürdürülebilirlik projesi yapıyoruz diye gururla anlatanlar oldu. Şimdi bugün o da bir must. Herkesin gündeminde, takviminde bir şekilde yer tutmak zorunda. Şimdi biz çalışanımızın mutluluğu için bir şeyler yapıyoruz diyenler gururla anlatıyor. Yarın bu da bir standart haline gelmek zorunda. Çünkü bu sadece çok iyi insanlar olduğumuz için değil, bunun finansal sonuçları var. Yani insanlar mutlu olmadıkları, yani mutluluğun tabii tanımını tartışıyoruz da 2 gündür ama yani tırnak içinde mutlu olmadıkları, ait hissetmedikleri, kendileri gibi hissedemedikleri bir ortamda verimli çalışmıyorlar. İstediğiniz kadar verimlilik projesi yapın. O yüzden dedim paket değişti diyeyim, ben konuşmanın başlığı o, paket değişti. Maaş, sigorta, yanında bir de mutluluk veriyoruz. Ama paket değişti de yani bu nasıl bir paket, böyle bir gözümüzün önüne getirirsek. Bu böyle hani en büyük boy cips paketleri oluyor ya. Böyle bayağı kendi büyük ama şöyle bir pat pat yaptığınız zaman böyle içi şey. Ama şöyle pat bir açarsın. Aa, cips böyle dibinde şu kadarcık. Bu kadarı 4'te 3'e havaymış. Böyle bir canı sıkılır. Ama o hava değil mutluluk. Orası sizin beklentileriniz kafanızdaki. Mutluluk. İçine girersiniz böyle cipsleri yerken bir anda elinize böyle kaygan bir şey gelir. Taso. Ya taso olur, hediye olur, bir şey olur, oyuncak olur, komik, manili falan bir şey olabilir. Yani o böyle karnını doyurmakla kalmıyor. Seni böyle neşelendirecek. Böyle bir tatlılık, bir hoşluk, bir güzellik. İşte şirketlerin, kurumların işe alım paketlerinde pakete ekledikleri mutluluk bu tasolar gibi. Evet, güzel şeyler bence, tatlı şeyler. Bir böyle bir Migros çeki olsun, değil mi? Bir işte güzel bir sigorta paketi, bir eğitim gelişimi yapacakları bir yatırımdan bahsetmiş olsunlar, güzel. Ama dün de çok bahsedildi, bugün de bahsedildi. Yeterli değil. Neden? Çünü bunlar aslında minik ödüller sadece. Hızlıca tüketilen. Yani Migros'ta 100 TL'yi harcadığım anda bitti. Ya da işte o sigorta evet başladı, bir tek böyle başıma bir şey gelirse hatırlıyorum falan. Peki ne lazım? Yani pakete konulamayan mutluluk nasıl gelebilir? Şimdi burada tabii konferansta konuşmacı olarak mesaj veren herkesle aynı frekansa geri dönüyorum. Ya bence de anlam. Yani orada yeni bir şey söyleyemeyeceğim. Eskiden çok değerden bahsediyorduk. Bugün anlamdan bahsetmek lazım. Ama şunu söylemek istiyorum. O anlamı görebilmek için önce bir temizlik yapmak lazım. Yani ben şirketlerin biraz bu konuda yanlış yerden başlama ihtimalini görüyorum. Bazıları, hepsi değil ama bazıları biraz yanlış yerden başlıyor. Yani direkt böyle mutluluk yaratacak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Önce aslında mutsuzluk yaratan faktörlerin farkına varıp onları bir temizlemekle uğraşmak daha doğru bir yöntem olabilir. Yani çok temel bir şey söyleyeceğim size. İş yerinde adil, hakkaniyetli, güven ve işbirliğini destekleyen bir çalışma ortamı tesis etmek. Cümleyi tekrar etmek istiyorum. Çok, benim için çok derin bir cümle. İş yerinde adil, hakkaniyetli, güven ve işbirliğini destekleyen bir çalışma ortamı tesis etmek. Ya bu o kadar zor bir şey ki. Ve içinde mutluluk lafı geçmiyor ama o kadar mutlulukla ilişkili bir şey ki. Böyle bir ortamın tesis edildiği bir iş yerinde ben bunu böyle şey gibi görüyorum. Yani öyle bir toprak ki bu. Böyle müthiş bereketli, zengin, içinde her türlü böyle çiçeğin, ağacın yeşerebileceği bir toprak. Bu toprağı tesis etmek çok kolay bir şey değil. Ama böyle tatlılıklar yapmaya başlamadan önce temel sorunlara göz atma cesaretini göstermek gerekiyor. Biz ise daha çok bireysel hayatlarımızda da belki şirketlerde de daha çok günü kurtarmaya hani quick win bir şeyler bulalım. Seda Hanım var mesela. Quick win. Öyle bir şeylerin peşindeyiz. Yani bireysel olarak da kolay bir şey değil. Ben zaten şirketlerin böyle iyi işveren olma, dönüşüm yolculuklarını böyle insanların kendi içsel yolculuklarına falan çok benzetirim. Adımlar, süreçler anlamında. Önce bir cesaret edip böyle bir nefes alıp girişmek lazım. İlk başları biraz acılı falan. Kurumlar da bu yolculuğa çıkarken dağıldım, sizinle göz göze geldik. Evet dediniz ya, oradan şey oldu. Çok beni anladığınızı hissettim. Evet, ortalığı temizlemek diyordum. Vallahi aklımdan gitti yani anlatacağım. Bir dakika, not hemen kopyayı iyi ki hazırlamışız, hemen oradan bakacağım. Evet. Evet, çalışma ortamındaki. Ha, günü kurtarıyoruz diyordum. Hiç hatırlatmıyorsunuz. Ya illa Cem Yılmaz mı olmak lazım yani arada bir tiyo vermeniz için? Günü kurtarıyoruz demiştim. Ha. Yani benim anlamlı, değerli, düzgün bir ilişkim yok insanlarla. Bir şekilde sosyal medyada kendimi oyalıyorum. Ya da yani böyle içim o kadar karışık ki uykuya dalamıyorum. Gökalp Bey'in kulakları çınlasın, dün çok güzel bir sunum yaptı. Uykuya dalamıyorum, böyle Netflix karşısına sızıyorum falan. Bunlar tam böyle günü kurtarma şeyleri. Şirketlerde de böyle yapıyoruz. Yani bir aktivite yapalım. İşte bir departmanlar kaynaşsın. Bir işte herkes işte görüşlerini dile getirsin. İntranette bir etkileşim olsun. Ama bunlar asıl sorunların arkada giderek derinleşmesini, büyümesini engellemiyor ve o arkadaki asıl sorun var ya böyle arkadan tırmalayarak bizim mutlu olmamıza engel oluyor. Ne yaparsak yapalım. Diyorlar ki mesela Seda Hanım happy hour yapıyoruz. Katılım zorunlu mu diye soruyorlar. Oluyor mu size? Hafta sonu bizim eğitimimize, gelişimimize yatırım yapmıyorsunuz diyorlar. Hafta sonu eğitim koyuyoruz, gelmek istemiyorlar. İşte bizim fikirlerimizi sormuyorsunuz, görüşlerimizi almıyorsunuz diyorlar. Anket çıkıyoruz, yahu %15 doldurmuş. Ya bunlara yaranılmıyor. Ya peki ne yapalım? Bir tane yarışma yapalım. Dolduranlar arasında bir kişiye iPad verelim. Siz hiç verdiniz mi bilmiyorum. Dolduranlar arasında bir kişiye iPad verelim. Doldursunlar. Ya işe de yarıyor. Koyuyorsun iPad'i %85 dolduruyor ama neden doldurmuyor bu adam bu anketi? Nasıl? Doldurmadığında neden doldurmuyor? Nasıl? Ödül olmadığı için mi doldurmuyor? Karşılığı olmadığı için doldurmuyor. Şimdi o kadar ilginç bir şey size söyleyeceğim ki. Onun arkasını böyle deştiğiniz zaman bu birkaç yerde karşıma çıktı. Bir tanesinde sebep doldurmuyor çünkü bir işe yarayacağına inanmıyor. Evet, yani benim zaten burada soruyorlar ama kendi bildiklerini okuyorlar. Şey dediniz ya, bunlara anket yaptırıyoruz, dolduruyoruz. Bunlardan dolayı değil mi? Aynı tarafta da değiliz zaten. İnsan olarak yani evet. Bir birey olarak gördüklerini düşünüyor ki çalışıyor. Evet, haklısın. O çok hissediyor değil mi? İstediğin kadar böyle ajansa da çalıştırsan o böyle samimiyetsizlik anlaşılıyor tabii. Bazı şirketlerde mesela gördüm ki doldurmuyor. Çünkü verdiği cevapların aleyhine kullanılma ihtimalinden korkuyor. Bak bir tanesinde başka bir sebebi var. Bir tanesine başka bir sebebi var. Diyor ki burada verdiğim cevapları yöneticim okuyacak, bazılarını aleyhime kullanabilir. O yüzden doldurmuyor. Kimisinde öyle bir çalışıyor ki, ya anketi dolduracak benim halim mi var, ben yemek yemeye, tuvalete gitmeye vakit bulamıyorum diyor. Ya bu arkada yatan, yani biz şimdi burada konuşuyoruz ya, anket yapıyoruz doldurmuyorlar. Nasıl çözebiliriz diye. Şurada bir taş duruyor. Bu taşın böyle altından pis pis kokular geliyor. Ama bu taşı kaldırmaya bizim cesaretimiz var mı? Mesele bence burada başlıyor. Dönüşüm, ya bir kurumda eğer kültürel dönüşümden bahsedeceksek burada başlıyor. Ya hepimiz biliyoruz. Hepimiz hissediyoruz yani orada. Kaldırmaya cesaretimiz olursa altından iyi şeyler çıkmayacağını da biliyoruz. Ama taşı boyamak da bizi bir yere götürmeyecek, onu da biliyoruz. O yüzden ben diyorum ki, gelin, tamam gene yapalım ya, o hoşlukları yapmaya devam edelim, onlara ara vermeyelim ama şu taşı da yavaş yavaş bir kaldıralım. Altını da birazcık böyle hafiften yandan yana, çok da üzmeden, korkutmadan temizlemeye başlayalım. Hatta daha fazlasını yapalım. Diyelim ki, arkadaşlar, ya burada bu taş var biliyoruz. Ya bundan da bir şey kokular da geliyor. Farkındayız. Biz bunu biraz ihmal etmiş olduk galiba. Ya hadi siz de bir el atın da beraberce yapalım desek. Ben bir sürü kurumla bu hani kültürel dönüşüm süreçlerinde daha iyi bir işveren olma yolculuklarında yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyorum. Samimiyet ve arkasından gelen gayret kadar işe yarayan bir formül daha görmedim. Yani kurum, yönetim, neyse adına ne dersek, samimiyetle bunu kabul edip sonra da bunu değiştirmek üzere gerçek bir gayret ortaya koyarsa, buna insanlar gerçekten bütün içtenlikleriyle destek oluyorlar. Ve bu temizlik başladığında, belki hiçbir zaman bitmeyecek bir temizlik, ama asıl böyle çok hani ayağımıza takılan taşlar temizlendiğinde biz gerçekten bizi bir arada tutan anlamı konuşabilmeye başlıyoruz. Hani karnımız doyuyor, artık manzaraya bakabilmeye başlıyoruz. O noktada da anlam konusuna geri dönmek istiyorum. Ne kadar hızlı aktı zaman ya. Sizin de zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Anlam konusuna geri dönmek istiyorum. Burada da şundan bahsetmek istiyorum. Aslında hani dün Mehmet Sungur sunum yaparken beni çok etkileyen bir şey söyledi. Dedi ki, başkalarının mutluluk reçeteleriyle mutlu olamazsınız. Çok doğru. Hiçbir insan mükemmel değil. Hiçbir iş yeri de mükemmel değil. Ama bence birbiri için mükemmel olmak diye bir şey var. Hiçbir insan mükemmel değil ama mükemmel çiftler yok mu? Ya belki mükemmel değil, hadi o çok iddialı, ama çok iyi çiftler var değil mi? Hayatta uyumu çok iyi çiftler var. İnanılmaz takım oyunu olan. Yani burada olmayacak duaya amin dememek önemli. Hayattaki en büyük tutkusu seyahat etmek, yeni yerler görmek olan biriyle odasından çıkmak istemeyen birinin, bir partnerin yani sağlıklı ve uzun süreli bir ilişki sürdürmesi yani çok olası değil herhalde. Belki hani ilk aşkın heyecanıyla falan azıcık bir sürebilir ama yani uzun vadede bu iş bir yere gitmez. Kurumlarda da hem insan hem marka bence bu mutluluk işinde, özellikle iş hayatında mutluluktan bahsediyorsak, sorumlu. Sorumluluk almalı. Ne sadece insan, ne sadece işveren. İkisi birden. Bu sorumluluğun da ilk noktası kendini tanımak ve tanımlamakla başlıyor. Ben insan olarak, siz eminim çalıştığınız şirketlerde bir sürü değerler workshopuna katılmışsınızdır. Şirket değerlerini tespit edelim diye. Ki %70'de birbiriyle aynı çıkıyor. Hiç kendiniz için değerler çalışması yaptınız mı bilmiyorum. Benim işimi kurma nedenim oldu o çalışma, biliyor musunuz? Kendi kendime, yani hiçbir şey değil yani. İlle kendim, ben niye varım falan, Tibet'e kapanıp 3 ay bir böyle içe dönmekten bahsetmiyorum. Yani oturdum, o değerler listesini önüme aldım. 10 tane değer seçtim. Sonra 5'e indirdim, sonra 3'e indirdim. Sonra o 3'üne böyle baktım. Bunlar benim hayatımda ne kadar var diye düşündüm. Bir tanesi özgürlüktü. Hayatımda hiç özgürlük olmadığını fark ettim. Ve bunu beni çok mutsuz ettiğini fark ettim. Bu benim kendi işimi kurmama yol açtı. O yüzden bence insanların kendi değerlerini tespit etmek için çaba harcaması, buna zaman ayırması önemli. Ben o zaman pergelin ucunu, sürekli deneme yanılma yapmaktan ziyade pergelin ucunu bir yere böyle tak diye koyabilirim. Ve buradan bir daire çizerim. Bak, ben buradayım, bunun için varım, bunlar bana heyecan veriyor, bunları yaparken zamanı unutuyorum, bunları çok iyi yaptığımı hissediyorum derim ve dairemi çizerim. Burada da bir marka gelir, der ki biz bunun için kurulduk, gelecekte de şuraya gitmek istiyoruz, işimizi de bu anlayışla yapmak istiyoruz ve bunu ancak şöyle insanlarla yapabiliriz der. O da bir daire çizer. Aa, burada acayip güzel bir kesişim kümesi olur. İşte burası insan ve markanın aynı anlamda buluştuğu yerdir sayın seyirciler. Bitmemişti. Son şeyi söyleyeceğim. Son şeyi. Çok bitiş, şu final cümlesi gibi oldu. Son. Evet, -1 olmuş. İnsan ve marka aynı anlamda hikayede buluşursa, o ilk başta çizdiğimiz negatif tablo var ya, tamamen değişir. Ben inanıyorum ki insanları motive etmeye ihtiyacımız olmaz. Sadece motive insanları işe almamız yeterli olur. İnsanları verimlilikle ilgili uyarmamıza gerek kalmaz. İnsanların sosyalleşmeleri için onları happy hour'lara zorlamamıza gerek kalmaz. Hiçbir şey yapmasak da onlar zaten kendi aralarında sosyalleşirler, yardımlaşırlar, birbirlerinden bilgi saklamazlar. Belki çok ideal bir resim çiziyorum gibi gözüküyor ama ben gerçekten böyle kurumlar da gördüm. Ve bunun olduğu ortamlarda bir balon bile insanları çok mutlu edebiliyor. O zaman işte artık mutluluk içimizde, hani bundan sonrası senden kaynaklanıyor, senin içinden geliyor diyebiliriz. Bu bahçede yemyeşil bir bahçe olur ve bize düşen de kurumlar olarak sadece bu bahçeye iyi bakmak olur diyeceğim ve bu defa gerçekten teşekkür ederim.